Merhaba efendim. Hürmetle hoş geldiniz. Mahalle mutlu. Gaziantep milletvekilimiz Sayın Derya Bakmak alanımıza teşrif etmişlerdir, arz ederim. Çenemizin altına lütfen koymayalım ve sosyal mesafeye lütfen. Diye selamlarımı iletirken göstermiş olduğu bu nazik dar... Yani söylediklerimizi ve yazdıklarımızı dikkate alan, bir noktadan ne olursa olsun her türlü fedakarlıkta bulunması çok önemli. Bunu takdir ediyorum. Hele böyle bir güzel kompleksi Gaziantep için çok büyük değer arz eden Sakıp Özbek adını vererek hayata geçirmesi ayrıca bir övgüye değer. Her uyarıyı, her öneriyi dikkatle alan Fatma Şahin'e bu teşebbüsünden dolayı bir kere daha teşekkür ediyorum bir gazeteci olarak. Sakıp Özbek konusunda söylenecek bu kadar çok şey var ki aslında. Bilenler büyük ihtimalle buradadır zaten. Ama bilmeyenler için de söylemek lazım. Gaziantep'in hem futbolda hem teknik adamlıkta gerçekten sesini duyuran, hatta Avrupa'ya taşıyan bir teknik adam olduğunu unutmamak lazım. Gaziantep Spor'u Avrupa'da başarılı bir şekilde temsil edecek takımı hazırlayan, hatta ilk kez bu şehrin Avrupa ile tanışmasını İnterpol'da sağlayan bir teknik adamımız. Kendisine ne kadar bir övücü söz söylesem yeterli değil. Buna çok inanıyorum. Başarı ekip işidir. Başarı birlik beraberliği gerektirir. Omuz omuza çalışmayı gerektirir. Allah'a hamdolsun biz bunu Gaziantep modeli olarak çok güzel yerine getiriyoruz. İş birliği içerisinde koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Haluk Dursun hocamın bir sözü vardı. Biz Fırat'ın çocuklarını çakallara yem etmeyeceğiz diyor. Bunu en son benim değerli bakanım Mehmet Muharrem Kasapoğlu meclis kürsüsünden söyledi. Biz her şeye rağmen, herkese rağmen durmadan, yorulmadan, mesai mevhumu gözetmeden çalışacağız ve çocuklarımızı bu tesislerle, sporla, sanatla, dünyada herkesin aynı dili konuştuğu tek ve yegane unsurla birleştirerek kazanacağız. Ben daha toparlanamadan burada tesis yağıyor. Anneme gördüm ki hakikaten gurur duyduk. Bunlara biz de ortak olalım istedik. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız öncülük yapıp sanki herkese ayaklandırmış gibi gördük. Bu güzel girişimlere devamını dileriz. Bu tesisin bu kadar güzel ortaya konmasından sonra emeği geçen herkese teşekkür ederim. Hele hele beni hatırlamaları beni çok gururlandırdı ve duygulandırdı. Cumhurbaşkanımın bir talimatı var. Dedi ki Gaziantep her şeyden iyiseler. Çok genç bir şehir, bütün altyapıda ihtiyaç giderilecek. Arkadan benim Gençlik Spor Bakanı, biraz önce il müdürüm söyledi. Dedi ki ya Gaziantep çok özel, 1 milyonluk şehir, spor eksiği var. Bu işler sen yaşadın biliyorsun, fırsat istiyor, imkan istiyor. Küçük dokunuşlar istiyor, tesis istiyor, tanıtım istiyor, yetenekleri keşfetme istiyor, uzun ince bir yol. Allah ondan razı olsun. Vekillerimizle, Adalet Bakanımızla yanına gittik, anlattık, derdimizi anlattık. 1 milyon genç var. Genç gelecek demek ama gence dokunmamız lazım. Onları geleceğe hazırlamamız lazım. Bu konuda yeterince tesisimiz yok dedik. Vallahi 2 yılda Rıdvan Başkanım hep birlikte bu ekip gitti. 2 yılda şu anda büyük bir tesisleşme var. Ferhat Hocam'la, Ferhat Özkarsı abimizle biz buna karar verdiğimiz istişare ettik. Gökkeş Bey'in anlattığı 2 yıllık bir geçmiş var. İşte gittik Ferhat Özkarsı tesisini ilk açıldık yani hepimiz birlikte.
etkilendiğim bir şey söyledi. Başkanım dedi ya. Ben öldükten sonra bu ismi verseydin çok üzülürdüm. Ben yaşarken bunu verdiğin için sana çok teşekkür ederim dedi. Beni o kadar çok etkiledi ki. Aldığımız nefesi bile vereceğimizin garantisi yok. Yaşam bitiyor, makam bitiyor, hayat bitiyor. Arkada ne bıraktığın çok önemli. Karıncalar gibi çalışıp devesaylar bırakıyoruz. Ya bu memlekette yaşarken de hakikaten sen önemli adamsın dediğiniz adamlarımız o kadar çok ki. Buna aslında kadir kıymet bilme demek istiyoruz. Kadir kıymet bilme, değer verme, vefa gösterme. Talat hocam da, Talat Özkarsı abim de onu görünce dedik ki bunu çoğaltalım, büyütelim. Bu hayırlı bir iş. Bu kamil olan odur ki koya dünyada eser, eseri olmayanı hayırlı olsun. Aynen.